Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi Galatasaray ile ilgili başlıklara bakacağız. Neler yazıyor? Arjantinli golcüde olumlu gelişmeler yaşanıyor ile Icardi müjdesi diye bir başlık görüyor. Tecrübeli futbolu için futbolcu için meydan sarı kırmızılı takıma kaldı diye ifade edilmiş. Detaylarına bakalım. Paris Saint-Germain'in hocası Galtier, oyuncunun takımdan ayrılması yönünde karar verdiklerini açıkladı. Icardi, Manon'un gündemine ancak İngiltere'de taraftarlar bu transfere karşı çıkıyor. Görüşmeleri sıklaştırdılar. Manchester United'ın yakından ilgilendiği bu durum, taraflarında tepkisini çekti denilmiş. Icardi konusunda kulübü sert sözlerle, eleştirmeye başladı. Manchester United sahiplerine karşı gösterilen bu tepki sonrası taraftarları karşısına almak istemeyen yöneticilerin Icardi'den vazgeçebileceği belirtildi. Bu durum Galatasaray Kulübü'nü avantajlı konuma taşırken Sarı Kırmızı yönetimin 2024'e kadar Paris Saint Germain'le sözleşmesi bulunan futbolcuyu kiralamak için görüşmelerini sıklaştırdığı belirtiliyor. Icardi'nin maaşının bir kısmının da Paris Saint Germain tarafından karşılanmasını e, talep ettiği aktarılmış gazetede. Yine Belotti'ye Roma engeli. Galatasaray'da gündem forvet transferi sizlerin de bildiği gibi konuşulan isimde Belotti. E, Giresun Spor yenilgisi sonrasında Başkan Dursun Özbey'in Belotti e, sorusunu yapılan yorumlar kulübe zarar verir. E, transferlerle ilgili konuşmak durumunda değilim diyerek geçiştirmesi yazılmış. Okan Buruksa kendi ülkesinde kalmayı düşünüyor gibi. O konuda bir gelişme yok cevabını vermişti. Belotti'nin önceliğinin de Roma olduğu bu nedenle görüşmelerde Derinlik sağlanamadığı ifade ediliyor gazetede. Galatasaray Norveçli stoperle her konuda el sıkıştı. Olsen'de işlem tamam başlığını görüyoruz. Sarı kırmızı kulüpten 700 bin avro maaş alacağı ifade edilirken Gent'le pazarlıklarda son aşamaya gelindiği kaydedilmiş. Hemen bir diğer iç sayfaya bakalım. Fanatik'te de Girasun Spor yenilgisi sonrası Başkan Dursun Özbey'in Okan Buruk'la gerçekleştirdiği toplantıda acil kararlar alınması yönünde başlıklar var. Özellikle 3 bölgeye transfer yapılması kararlaştırıldı. İlk hedef elbette stoper. oy ne? Gente resmi teklifte bulunan Galatasaray 3,5 milyon avro civarı bir bon bonservisle transferi bitirmek amacında gündemdeki diğer isim Zürih'in yine 20 yaşındaki stoperi Omer Agic. Kaan Ayhan konusunda da Sassuolo ile pazarlıklar sürüyor. Stoper transferini bir an önce bitirmek isteyen Sarı Kırmızılar sonrasında forvet ve kanat bölgelerini güçlendirmek isteyecek e, gazetede yazılan bilgiler bu şekilde. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazeteden haberlere bakalım. Galatasaray oy getiriyor. Galatasaray Mitchell'ün ardından bir Norveç daha transfer ediyor. Marcao'nun Sevilla'ya transfer olması sonrası stoper takviyesi yapma kararı alan Sarı Kırmızılılar, Oysen ve kulübüyle prensipte anlaşma sağladı. 25 yaşında ve 1.85 metre boyundaki Olsen için Belçika kulübüne 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Gelecek hafta içinde İstanbul'a gelerek 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen genç futbolcu, çok yönlü bir savunma oyuncusu olmasıyla biliniyor. Esas mevkisi stoper olan Olsen, ihtiyaç duyulduğunda sağ bek veya sol bek olarak da görev yapabiliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un bu oyuncuyu tercih etmesinde çok yönlü olmasının önemli rol oynadığı belirtildi. Erden Timur İtalya'ya gidiyor. Transferin flaş kulübü Galatasaray çok önemli birkaç takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızıların gündeminde öne çıkan ilk iki isim ise Belotti ve Kaan Ayhan. Ancak Erden Timur bu kez her iki yıldıza da Galatasaray forması giydirmeye kararlı. Son olarak Mertens ve Torreira gibi iki dünya çapında yıldızı Cimbob'a kazandıran Timur bu defa da Belotti ile Kaan'ı İstanbul'a getirmek üzere İtalya seferine çıkacak. 28 yaşındaki Santrofor Belotti'ye senelik 4 milyon euro öneren Sarı Kırmızılılar bu kez imza parası ile işi bitirmeyi hedefliyor. İtalyan golcüye Roma'nın da yoğun ilgisi var. Belotti'nin önceliğini ülkesinde kalmaya vermesi işleri zorlaştırıyor. Ancak Timur, İtalya'da yapacağı birebir görüşmede bu pürüzü de aşacağına inanıyor. Galatasaray'ın bir önceki 3,5 milyon euroluk teklifini geri çeviren Belotti'ye en ciddi teklifi Sarı Kırmızıların yaptığı da gelen haberler arasında. Belotti ile beraber 27 yaşındaki savunmacı Kaan Ayhan'ın da işini bitirmek isteyen Erden Timur'u Sassuolo ile zorlu bir pazarlık bekliyor. Özellikle Türk kulüplerinin ısrarlı ilgisi sebebiyle piyasa değeri bir aylık yükselen milli oyuncu için Sassuolo tarafı 9-10 milyon euroluk bir beklenti içine girmiş durumda. Galatasaray forması giymek isteyen Kaan ise kulüplerin anlaşması halinde imza atmaya hazır. Erden Timur, Sassuolo cephesini 5 milyon euro seviyesine çekebilirse daha fazla vakit kaybetmeden operasyonu tamamlayacak. Dursun Özbek ile Okan Buruk'un kritik toplantısı Galatasaray'da Giresin Spor mağlubiyetinin ardından Sarı Kırmızılı takımda önemli bir görüşme gerçekleşti. Sarı Kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, iç sahadaki beklenmeyen bu mağlubiyetin ardından Okan Buruk ile acil bir toplantı düzenledi. Basın mensuplarına bu taraftarın hak ettiği oyunu oynamamız onları mutlu etmemiz gerek. Alınan netice elbette kabul edilebilir değil. Buradan çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyorum. Diyen Dursun Özbek, oyuncu performansları ve mağlubiyetin nedenleri hakkında Okan Buruk ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Dursun Özbek ve Okan Buruk, mağlubiyetle ilgili yaptıkları kısa konuşmanın ardından transfer çalışmaları hakkında uzun süre görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren toplantının büyük genelinde transferi gündemde olan isimler hakkında konuşuldu. Sarı Kırmızıların teknik direktörü Stoper transferinin öncelikli olarak bitirilmesini istedi. Okan Buruk hücum attığı için de acil olarak yaratıcı bir oyuncuyu kadrolarına katmaları gerektiğini vurguladı. Bu görüşmenin ardından Galatasaray'ın önümüzdeki hafta en azından bir transferi mutlaka bitirmesi bekleniyor. Galatasaray'da forvetler can sıktı. Yeni sezona birçok transferle giren Galatasaray yine umduğu futbolu ortaya koyamadı. Maçta ikinci yarı başlarken ilk devredeki oyunu ve gol yollarındaki etkisizliği açıklamaya çalışan yorumcular bile durumu anlatmakta zorlandılar. Kağıt üzerinde taraftar desen sezonun ilk iç sağ maçında statta boş koltuk bırakmadan tribünleri dolduran taraftar. Zemin dersen gözleri kamaştıran bir çim. Sıcaklık desen mevsime göre gayet iyi sayılabilecek bir hava vardı. Rakip de geçen sezon düşme hattından son haftalarda kurtulan Giresunspor olunca Yeni transferleri dünya gözüyle görmek için stada koşan taraftarların beklentisi güzel futbol ve farklı galibiyetti. Olmadı. İlk yarıda tüm atlarıyla kapanan Giresun karşısında hareketli ancak yetersiz bir futbol vardı. Ağırlıklı olarak Giresun sahasına yığılan oyun yapılan 17 ortanın hiçbiri doğru final vuruşlarıyla tamamlanamayınca gol sesi vermedi. Akılda kalan tek an Oliveira'nın kullandığı serbest vuruşta direkten dönen toptu. Yapılan tüm transferlere rağmen geçen sezonun iki eksik mevkisinde oyunu yönetecek oyun kurucu ve son vuruşları yapacak santrofor konusunda hala çözüm bulunamadığı ortadaydı. Giresun Spor'da değişen kadrosuna rağmen geçen sezon ligde kalmasını sağlayan aynı oyununu devam ettirmeye çalıştı. Hakan Keleş'in takımı geçen sezon bu statta 1-0 kazandıkları maçın benzerini oynadı. İlk yarıda daha çok kendi sahalarında kabul ettikleri oyunu İkinci yarıda ev sahibi takımın kalesine doğru yaymaya çalıştılar. Yakaladıkları tek pozisyonda da Abdülkerim'in hatasını affetmeyerek golü buldular. Okan Buruk'un ne ikinci yarı başlarken oyunu aldığı Gomis, ne ilerleyen dakikalarda soktuğu Toreyra, ne ısınmaya gittiği andan bile alkışlarla karşılanan Mertens, ne de genç Hamza Akman müdahaleleri beklenen değişikliği getirmedi. Bu şok mağlubiyet Galatasaray'ın transfer dönemi bitmeden neden bir santrofor arayışında olduğunu ortaya koydu. Galatasaray'a Everton'dan transfer Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Everton forması giyen Holgate için nabız yokladı. Sarı Kırmızılar İngiliz stoperi kadrosuna katmak için tüm şartları zorlama kararı aldı. Everton'da düzenli olarak forma giyen 25 yaşındaki savunmacının transferi zor gibi gözükse de Galatasaray'ın Everton'a yüksek bir bonservis teklifinde bulunacağı aktarıldı. Bu rakamın da yaklaşık 8-9 milyon euro civarında olduğu kaydedildi. 1.87 boyundaki defansın da Türkiye'ye gelmeye henüz sıcak bakmadığı ancak ikna edilebileceği iddia edildi. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Holgate bu sezon iki maça çıktı. Yıldız oyuncu geçen sezon ise 29 karşılaşmada görev aldı. 3 gol attı. Ayrıca bir de asist yaptı. Holgate'in Everton ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. İşte Mertens ve Torreira'nın ilk maç performansı. Galatasaray'da dün 1-0'lık skorla kaybedilen Giresunspor karşılaşmasında çok şey beklenen iki transferden Torreira, 61. dakikada Oliveira'nın yerine büyük bir destek altında oyuna dahil oldu. Uruguaylı futbolcu kısa sürede yenilgiye rağmen performansıyla alkış aldı. Girdiği 6 ikili mücadelenin tamamını kazanan Yıldız futbolcu, iki de hava topu aldı. Bununla beraber 30 pas verirken bunların %90'ında isabet sağladı. Torreira 3'te top kaparken rakiplerine bir faal yaptırdı. Hücumda ise kaleye şut çekmedi ve 36 kez topla buluştu. Mertens ilk maçında fiziksel olarak zorlandı. 78. dakikada Yunus'un yerine giren Mertens 5-2'li mücadelenin 4'ünü kaybederken buna rağmen 19 pasın tamamında isabet sağladı. Bir isabetli orta açarken bir şutu ise engellendi. Mertens ayrıca bir de şut pası verdi. Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.